يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقه لباس المرأة وزينتها كتاب درس مزدوم الترامس. خب لباس نيم أمومي شرط لارنا بيان قلش تدوم إتياب مز وكان درس لارمز ده إكتا شرطنا بيان خجان بلدك مسلمان كش لباس ده أزنا أيال لارك أخشات مسلقى يوكي مسلم أيال لارك أزنا لباس نيركي لانك أخشات مسلقى. Bu birinci şart olsa, ikinci şart Müslüman kişi libası da özünü kafirlerge okşatmasılığı ya ki fasıklarge okşatmasılığı kirlilik eğitildi. الضابط الثالث أن لا يكون لباس شهرة. Libasının umumi şartlardan üçüncüsü Müslüman kişinin kiyedigen libası şuhrat libası bulmasılığı gerek deyipti. Şuhrat libası bulmasılığı gerek. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ابن عمر رضي الله عنهما دان روايات قلنا ده من لبس ثوب شهرة في الدنيا مرفوعا ديجانا يعني رسول الله كان سب بيرب روايات قلنا ديجانا يعني رسول الله نسوز لار ديجانا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتد لاركي كم شهرة لباس نكيسة كم دنيا ده شهرة لباس نكيسة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة الله تعالى قيامت بنا unga xorlik libosini kiygizib qo'yadi. Summa ulhiba fihi nara. Keyin do'zaxda yonadi deb keladi. Mana shu hadisda man labisa thawba shuhratin. Shuhrat kiyimini kiyish haromligi va qiyomatdagi jazosi bayon qilinyapti. Xo'p, mana bu mavzuga oid ham 6 ta nuqtaga, 6 ta masalaga to'xtab o'tamiz. Birinchisi shuhrat libosining ta'rifi nima degani o'zi, ikkinchisi hukmi, uchinchisi dalili, to'rtinchisi hikmati, beshinchisi shuhrat libosining turlari, oltinchisi istisno holatlar. Xo'p, birinchi masala ta'rifi. Shuhrat libosi deb qanday libosga aytiladi? Ibn al-Athir Jami'ul Usul kitobida aytadilarki, "Thawb ash-shuhrati huwa alladhi idha labisahu al-insanu iftadaha bihi va ishtahara baynan nas." Shuhrat libosi deb shunday libosga aytiladiki, kishi bu libosni kiyishi bilan odamlar orasida mashhur bo'lib tanilib ketadigan libos. Demak, odamlarni orasida hamma barmoq bilan ishora qilib, uni kiyimiga qara, ana uni kiyinib olganiga qara deb barmoq bilan ishora qilib, jamiyatda odamlarni orasida tanilib mashhur bo'lishiga sabab bo'ladigan kiyim shuhrat libosi deyiladi. Shuhrat libosi deyiladi. Endi buni turlari keladi inshaalloh, alohida unga to'xtab o'tamiz. Demak, maqsad jamiyatdagi aksar kishilarni kiyinishidan ajralib, ya'ni alohida jamiyatdagi kishilardan ajralib, ularning ko'ziga tushadigan, nazariga tushadigan darajada kiyinishga shuhrat libosi deyiladi. Ikkinchi masala, hukmi nima deyilsa, ulamolar shuhrat libosini kiyish makruh ekanligi ittifoq qilishgan. Lekin bu shunchaki makruh tanzihiymi yoki harommi? Mana bu masalada ba'zi ulamolar makruh deyishgan bo'lsa, ba'zi ulamolar ochiq harom deyishgan. Ba'zi ulamolar holatga qarab makruh bo'lishi mumkin yoki harom bo'lishi mumkin deyishgan. Buhuti rahimahulloh Kashaful Qina' kitobida yukrahu lubsu khilafi ziyyi ahli baladihi va lubsu muzrim bihi li'annahu min ash-shuhra. O'zining yashab turgan joydagi kishilarning libosiga xilof libos kiyishi makruh yoki kishi o'zini obro'sini to'kadigan yoki obro'si to'kilishiga sabab bo'ladigan kiyimlarni kiyishi makruh, chunki bu shuhrat libosi deyapti. Ya'ni shuhrat libosi deb turib makruh deyapti. Keyin so'zining davomida fa in qasada bihi al-irtifa', agar shu shuhrat libosini kiyish bilan o'zini yuqori tutish qasd qilsa yoki izhorat tawadu yoki o'zini kamtar qilib ko'rsatishni qasd qilib kiygan bo'lsa haroma, bu paytda endi harom bo'ladi, li'annahu riya, chunki riyoga o'tib qoladi deyapti.
Demek Keşaful Kina'da Buhuti rahimahullah asıl meselen makruh diye yaptı. Şimdi şunu aynı tanılış maksadı da kısa şu adamlarından özünü yukarı tutuş maksadı da cüda hem sıfatlı kimlerini, kımmat kimlerini kiyse ve adamın arasında meşhur bulsa şu maksatta, özünü yukarı tutuş maksatta bu, şimdi haram buladı. Yok ki cüda adamla bana kemter iken değişlik için yırtık yamak kimlerini, sıfatsız kimlerini kiyip olsa ama onu kimge kar edip durup falanca zahit iken, falanca cüda kemter iken de bir ayetçiliği için şuna kim kiyip olsa bu şimdi haram buladı. Hem libas, şuhrat libası bu yaptı, hem haram buladı diye yaptı. Demek goya ki kiyimini hiç kendi adamla arasında tanılamayan diye maksatta kiyemese makruh bile yaptı yu. Lakin bunlardan özden yukarı tutuş, özünü katta alış, yok ki bu mesela adamla arasında falanca kemter iken deyişliği için buysa bu endi haram buladı diye yaptı. Hullas ayrım, ekser ulamalı haram dedi. Yani şuhrat libas haram dedi. Nimaga? Çünkü hazır kıyamette şuhrat libasını kiyen kişi için malum bir tehdit, vaid, azap vaada kılınken oddi makruh iştikigen adam gibi bu azap vaada kılınmıydı. Adatta dozakta falan azap buladı deyişlik bu haram kiyimge nispeten eğitiladı, makruh olsa eğitilmezse deyiladı. Çünkü şuhrat libasını kiyiş ya makruh ya hullas haram buladı. Yani köp halatlarda haram buladı. Üçüncü mesela delil nima değilse delil kitapta hem zikir kılındı. İbn-i Umar radıyallahu anh'a da rivayet kılınan hadiste قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki من لبس ثوب شهرة kim şuhrat libasını kiyse elbesehu Allahu yevmel kıyameti thawben mazalla Allah Teala kıyamette onga harlik kiyimini giydirip koyadı deyilgen. İbn-i Mace rahimahullah sunanlarda rivayet kılınan sahih hadis. Nail el-Avtar kitabında Şevkani aytadılar ki İbn-i Raslan'dan nakıl kılıp لأنه لبس الشهرة في الدنيا ليعز به ويفتخر على غيره. نما üçün kıyamette onga harlik kiyimini Allah Teala kiygizip koyadı. Dünyada şuhrat kiyimini adamların arasında tanılış için, meşhur buluş için kiyim kiygen adamını Allah Teala kıyamette harlik kiyimini kiygizip koyadı. Nima üçün değilse? Çünkü dünyada adamlar yeftahir ala gayrihi, yani başkalar yani fakirlenmiş maksadıda özünü üstün tutuş maksadıda kiygen bugünden kiyin yelbesuhu Allahu yevmel kıyame thawben yeştehiru bimezelletihi kıyamet günü Allah Teala onge şu harligi bilen, hakirligi bilen tanılıp duradigen kiyimini kiygizip koyadı. Ukubeten lehu, ukubet babıdan vel ukubetu min cinsil amel onge birlediğen ukubet özünü kıygen amelini cinsiden. Dünyada şu kuddu, çünkü okşaş amel kıygendi Allah Teala özünü kıygen amelini cinsiden bugün azaptı biradı. Yani kıyamette hemen azda harligi bilen tanıladigen kiyim kiygizip koyuladı deyiladı. Şevkani rahmetullah kiyin sözde devam etmeyi dedi ki اِذَا كَانَ الْلُبْسُ لِقَصْدِ الْاِشْتِحَارِ فِي النَّاسِ adam ki kişi kiyekken kiyim adamların arasında meşhur buluş maksatta kiyken buysa فَلَا فَرْقَ بَيْنَ رَفِيعِ ثِيَابَ وَضِيعِهَا o kiyim sıfatlı, zor kiyim mi? Yok ki sıfatsız, yaman kiyim mi? Ondan katı nazar. O şey yaman kiyimini kiyse yam, lakin adamların arasında meşhur buluş için kiyse. Yok ki en sıfatlı kımmet kiyimlerini kiyedi. Aynı şu, nime maksatta adamların arasında meşhur buluş maksatta buysa farkı yok bu, işte şuhratlı baskı kiradı. El-muvafiq limelbusin nas vel-muhalif diye. Hahu adamlarını kibirgen kimige adattaki, cemiyetteki adamlarını kibirgen kimige muvafiq olsun, onge hılah olsun, ondan katiye nazar. Eğer şu maksattaki ise, adamların arasında tanılayı, meşhur buluyor diye maksattaki ise haram buladı. لِأَنَّ التَّحْرِيمَ يَدُورُ مَعَ الْاِشْتِحَارِ çünkü haramlık, işte meşhur buluşluk bilen bağlı ihtiyaptı. وَالْمُعْتَبَرُ الْقَصْدِ asası itibar kılınladığı narsa bu yerde onun niyeti وَاِلَّمْ يُطَابِقِ الْوَاقِعِ eğer ki vakiylikte doğru kiymeseyem. Yani şu meşhur bu leydip kiygen buysa meşhur bu meseyem bu günahkar buladı. Yani adamla hiç kimseye karamaseyem lakin şu adamla arasında meşhur bu leyman deyip kiygen buysa şu maksadın özü haram işgiliyken buladı. Kifaya haram işgiliyken bu şey kifaya diyordu. Hop, dördüncü mesele hikmeti. Nime üçün şuhrat libasını kiyişten kaytarılgan şeriatımızda. Buhuti rahimahullah şuhrat libasını kiyiş makruh ikenliğini bayan kılıp hikmetini bayan kılıp eytediler ki لِأَلَّا يَكُونَ ذَٰلِكَ سَبَبًا اِلَى حَمْلِهِمْ عَلَى غِيبَتِهِ
فَيُشَارِكُهُمْ فِي اِسْمِ الْغَيْبَ diyebdi. Çünkü onu körgen adamlarını yani gıybet kılışıge sebep buladı, sebepçi bugün buladı. Ve gıybetini günahı da onlarla şerik buladı diyebdi. Şu adamların arası da şu meşhur buladıyken kimini kıyıp çıksa hemen adam gapıradı. Yani onu kara, kini o gelini kara falan çünkü kini yaptı mı dedi. O gapıradı, bu gapıradı, arkasından gıybet kıladı. G'ibat qilish bilan gunohga tushi yapti. O'sha odamlarning g'ibat gunohga tushishiga u sababchi bo'lyapti. Shunga o'xshash hammadan ajralib turadigan kiyimni kiyish bilan o'zini odamlarning g'ibat qilishiga o'zi sababchi bo'lyapti. To'g'ri, bu ulardan g'ibat gunohini nima qilmaydi? Soqit qilmaydi. G'ibat qilganlar gunohkor bo'lib qolaveradi, lekin shularni g'ibat qilishiga sababchi bo'lganligi uchun ham harom hisoblanadi, deyapti. Hikmati shu deyapti. Al-mas'alatul khamisa, 5-chi masala. Shuhrat libosini turlari. Nima, ya'ni kiyimni qanaqa turlari o'sha shuhrat libosiga kiradi deyilsa, bu endi albatta urfga qarab o'zgaradi. Bir shahardan, bir diyordan boshqa diyorga qarab o'zgaradi. Qaysi diyorda shuhrat libosi hisoblanmagan narsa boshqa diyorda shuhrat libosi hisoblanishi mumkin. Jamiyatlarga qarab, urf-odatga qarab, o'zgarishiga qarab o'zgaradi. Vaqt o'tishiga qarab o'zgarishi mumkin. Va hokazo. Endi bir qancha turlarini keltiramiz. Birinchi turi kishi kiyimni odatdan tashqari sifatda kiyishi shuhrat libosiga kiradi deyishgan ulamolar. Ya'ni kiyimi hamma kiyib yuradigan kiyim. Lekin o'sha kiyimni odatda kiyiladigan tarzda emas, noodatiy tarzda kiygan bo'lsa. Masalan, Buhuti rahmahullah aytadilar. وَيَدْخُلُ فِيهِ اَيْ فِي ثَوْبِ الشُّهْرَةِ خِلَافَ زِيِّهِ الْمُعْتَادِ dedi. Şuhrat libosiga kiradi, odatdagi kiyimga xilof tarzda kiyinish. Masalan, كَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا مَقْلُوبًا deyat. Kim kiyimini, masalan, kimdir kiyimini teskari kiyib olsa deyat. Teskari kiyib olsa. اَوْ مُحَوَّلًا deyat. Yoki astarini tashqariga qilib kiyib olsa. Kostyumni astarini tashqariga qilib turib, keyin kiyib olsa-da ko'chaga chiqsa masalan. Odamlar uni kiyinganini qaradi, masalan, shu o'zi kiyib yurgan kostyumi yoki masalan ustidagi kiyimi, hamma kiyib yuradigan kiyim, lekin odatda u tarzda kiyilmaydi masalan. Shuni astarini masalan o'girib kiyib olgan bo'lsa yoki bosh tarafini pastga, past tarafini yuqoriga qilib masalan teskari qilib kiyib olgan bo'lsa va hokazo, mana bu ham shuhrat libosiga kiradi, deyapti. Kama yaf'aluhu ba'du ahli al-jafa va as-sakhofa, ya'ni ba'zi tentak ahmoqlar qiladigan ishga o'xshash, deyapti. Ikkinchi misol, ehtiyotsiz o'zi yashab turgan joyning kiyimiga xilof kiyim kiyish ham shuhrat libosiga kiradi deyishadi. Masalan deylik, afg'onlarni o'ziga xos, afg'onistonlik kishilarni o'ziga xos kiyadigan kiyimi bor. Masalan, Saudiya jamiyatida shu Saudiyada yashab turgan arablar afg'onlarning kiyimini yoki pokistonlarni kiyadigan kiyimni kiyib olsa yoki sudanliklarni o'zini kiyadigan kiyimi bor. Nima? Yenglari masalan uzun-uzun bo'ladi, yoqasi bo'lmaydi. Sudanliklarning kiyimini kiyib olgan birodarni ko'rgan ustozimiz o'sha yengidan ozgina olib yoqa qilib olsang bo'lar ekan degandi. Xullas, nimani sifati shunday bo'ladi. Sudanliklarni yoqalari uzun-uzun bo'ladi, lekin nima, yenglari uzun-uzun bo'ladi. Lekin nimasi bo'lmaydi, yoqasi bo'lmaydi. Shu yengidan olib ozgina yoqangga qo'yib olsang bo'lar ekan deb hazillashgandi. Demak, har bitta qavmning o'ziga xos kiyimi bor. Endi bir jamiyatda boshqa bir diyorni kiyimini masalan, boshqa bir diyor ahlini kiyimini kiyib olsa, ajralib qoladi. Ajarib qoladigan bo'lsa shu shuhrat libosiga kirib qoladi deyish. Albatta bu ehtiyotsiz bo'lsa endi, mabodo ehtiyoj bo'lib qolsa undan boshqa kiyim topmay qolsangiz, va hokazo shunaqa o'xshagan holatlarda bu mustasno. Yoki ehtiyotsiz masalan kiyish bu shuhrat libosi bo'lib qoladi. Masalan, gohida bu narsa ba'zi o'zimiz taraflarda ham aytish mumkin. Masalan, uzun kiyimlarni kiyib yurish bu odatiy holat emas masalan. Endi kimdir kiyib yursa, hamma masalan qo'l bilan ishora qilib uni kiyib olganini qara deb ko'rsatadigan bo'lsa, ba'zilar sunnat kiyim deb kiyadi bu uzun kiyimni. Sunnat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'g'ri qamis
yaxshi ko'rganlar, ya'ni ko'ylak kiyishni yaxshi ko'rganlar, lekin ayni mana shu tarzda bo'lgan deb hech kim ayta olmaydi. O'sha paytdagi ko'ylaklar ham xuddi shunday bo'lgan deb ayta olmaymiz. Ko'proq kiyimlari o'zi aslo izor bilan rido bo'lgan. Agar haqiqiy sunnatga amal qilaman desiz, hoji kiyinganda kiyinishingiz kerak. Ya'ni ostingizga bitta mato o'rab olasiz, ustingizga bitta mato tashlab olasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahobalarning aksar kiyimi izor va ridodan iborat bo'lgan. Agar haqiqiy sunnatga amal qilaman desiz, izor va rido kiying masalan. Lekin aslo bu narsani sunnat deb kiymaganlarda, o'sha paytda arablarning odati shu bo'lgan. Ya'ni mushrigi ham shu kiyimni kiygan, musulmon bo'lgan arabi ham shu kiyimni kiygan. Bu ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning urfi, o'zi yashab turgan joyining urfidan kelib chiqib qilgan amallari sunnat deyilmaydi. Diniy nuqtai nazardan qilingan amallar mana bu sunnat deyiladi. Shuning uchun ba'zi ulamolar nima uchun masalan soqol qo'yish bu arablarni o'ziga xos deyilmaydi, chunki dinimiz bu narsaga targ'ib qildi. Bu narsadan qaytardi aslo. Soqol qo'yishga buyurdi va hokazo soqolni olishdan qaytardi. Mana bu din deymiz. Lekin soch qo'yishchi, soch qo'yishdi ba'zilar o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sochlari uzun bo'lganlar. Lekin soch qo'yishlik sunnat deb aytishmaydi ba'zi ulamolar. Nimaga? Chunki arablar o'sha paytda sochini o'stirish arablarning odati bo'lgan. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zining qavmini odatiga muvofiq qilgan ishlarini sunnat deb aytmaymiz deyishadi. Sunnat deb aytmaymiz. Ba'zi ulamolar sunnat deb aytishgan. Ya'ni shu jihatdan ham Rasululloh modamga o'stirgan ekanlar, o'stiramiz deb aytsa sunnat, lekin unga ham qodir bo'lsa, masalan Imom Ahmadlardek katta olimlar qani edi shu narsaga toqatimiz yetsa degan. Unga parvarishlash kerak, sochiga qarash kerak, va hokazo har zamonda yog'lab turish kerakligi mana bu narsa mashaqqat bo'ladi deb, masalan, ba'zilar soch qo'ymagan, ba'zilar aslo bu odatiy bo'lganligi uchun sunnat deb atalmaydi degan. Aytilmoqchi bo'lgan narsa gohida o'sha o'zi yashab turgan jamiyatga xilof kiyimni kiyishi bu o'sha shuhrat kiyimiga kirib qoladi deyishgan, ehtiyojsiz bo'lsa. Buhuti rahimahulloh mana shu turga ishora qilib aytadilarki, yukrahu lubsu xilofi ziyyi ahli baladihi, mana shu yerda o'zining yashab turgan joyidagi kishilarni kiyimiga xilof kiyim kiyishi makruh deyapti. Chunki bu shuhrat libosi deyapti. Shu urfingizdagi odamlar qanday kiyingan bo'lsa, o'shanday kiyinishlik, ya'ni urfga muvofiq kiyinish, bu nima deyiladi? Mana bu urfga muvofiq bo'lishi sunnatga muvofiqroq, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kiyimlarida qavmini urfiga xilof ish qilmaganlar. Shuning uchun masalan ba'zi ustozlarimiz aytadi, Saudiya jamiyatida o'sha saudiyalik kishilar ro'mol boshiga ro'mol tashlab olishi, mana bu o'sha jamiyatdagi urfga muvofiq kiyinish hisoblanadi. Ya'ni shu ro'mol tashlab olishi sunnatga yaqinroq deyishadi, salla o'ragandan ko'ra deydi. Chunki salla o'rash u jamiyatda mashhur emas, masalan Saudiya jamiyatida. Kimdir o'sha saudiyalik kishilar masalan salla o'ravsa, hozir jamiyatda ajrab qoladi. Ajrab qoladi. Lekin boshqa diyorlarda yo'q, Pokistonlarda yoki boshqa joylarda salla o'rash odatiy hol, qaytaga ko'pchilikda bor va hokazo. U o'sha ularga xos kiyim deyiladi. U yerda endi kimdir arablarni ro'molini tashlab olsa, bu ajralib qoladi masalan. Demak, bu holatga qarab, jamiyatga qarab o'zgaradi. O'zini yashab turgan joydagi urfga xilof kiyim kiyishi makruh. Endi bu qachon? Urfga qachon e'tibor qaratiladi, qachon amal qilinadi? Albatta, o'sha urf shariatga xilof bo'lmaslik sharti bilan. Urfda hamma shimini to'piqdan tushirib yurar ekan, shu urfimga xilof qilmaydi deb turib, masalan, tushirib yurmaysiz. Yoki ayol kishi urfda hamma hijobsiz yurar ekan, yoki ro'molsiz yurar ekan, men ham chiqib ro'molsiz yuraman, ro'mol bilan yursam tanilib qolaman deyilmaydi. Ya'ni bu yerda urf degan paytda o'sha urfdagi kiyinish tarzi shariatga xilof bo'lmaslik sharti bilan. Modomki shariatga xilof bo'lmasa, o'sha tarzda kiyingan afzal deyiladi, ajrab qolmaslik uchun. Shuning uchun biz o'tgan darslarimizda ham birinchi darsda aytib o'tdik. Inshaalloh bunga ham yana hali keladi. Ishora qilishimiz mumkin darsni oxirida. Ayol kishi masalan o'zimizni diyorlarda qop-qora hijobni kiyishi masalan, gohida o'sha shuhrat libosiga kirib qolishi mumkin. Hamma agar nazar qilib, bu narsa keng tarqamagan bo'lsa, qo'l bilan ko'rsatib ishora qiladigan darajada ajralib turadigan bo'lsa, o'zi hijobdan maqsad aytganimizdek odamlar nazaridan ayol kishi o'zini to'sish bo'lsa, birovlarni jalb qilish, o'z nazarini o'ziga qaratish emasda. Modomiki o'sha keng kiyim, hijob kiyim, qoradan boshqa kiyim, masalan, to'q ko'k rang kiysangiz, siyoh rang kirsangiz, to'q masalan, yoki jigar rang kiysangiz, naqshli bo'lmasa va hokazo, lekin ko'zga tushmasangiz, lekin qorani kiysangiz ko'zga tushsangiz, ha bo'ldi, o'shani kiyma ko'ring. Qora bo'lsin degan sharti yo'q, hali keladi. Biroq bir ayol kishining libosining ichida qora rang bo'lsin degan joyi yo'q. Demak, aytilmoqchi bo'lgan narsa o'sha shuhrat libosi bo'lib qolishlikdan nima ehtiyot bo'lish kerak. Xo'p, uchinchi turi mana rangni hatto o'zi yashab turgan joydagi kishilarni kiyadigan
libosini rangiga xilof kelishligi ham shuhrat libosi deyishgan. Mana bu 3-chi misol. Hozirgi oxiri keltirgan misolimiz, hijob haqidagi misolimiz shunga tushadi. Shavkani rahmahulloh Nayl Avtor kitobida aytadilarki, yuqoridagi hadisni sharhida kim shuhrat libosini kiysa degan hadisni sharhlab aytadilarki, val muradu anna thawbahu yashtahiru baynan nas. Ya'ni odamlar orasida buni bu kiygan kiyim tanilib ketadi, falonchi falon kiyin, falonda kiyinib yurgan ekan deb odamlarni og'zida masalan nima elda doston bo'lib aytib yuriladigan bo'lsa, bu shuhrat libos bo'ladi deb keyin aytayaptiki, li muxolafati lawnihi li alwani thiyabihim. Bu kiyib yurgan kiyimning rangi jamiyatdagi kishilarni kiyib yurgan kiyim rangi xilof bo'lganligi uchun deyapti. Demak, gohida o'sha rangni boshqacha bo'lishi ham shuhrat libos bo'lib qolishiga sabab bo'lishi mumkin deyiladi. فَيَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ Adamlar onge uşa nazar saladigan bulup başka çarayında kimini kiy olsa aynı şunge çüşüp oladı diyebdi. Bu yan yukarıda etkenimizde uşa kara kim kiyiş ve hakeza eğer şuhrat kim bollekken busa ve onu orunda basadigen başka kimler busa o şuhrat hesaplanmasa uşa afzal deyiladi. Lekin özü hijab keng tarqamaganligi uchun xoh jigar rang kiyasmi, xoh siyoh rang kiyasmi, xoh qora kiyasmi, baribir odamlar gapiradigan bo'lsa, chunki baribir shariatga amal qilmagan bo'lganda keyin kimda shariatga amal qilib kiyib chiqqanligi uchun gapirilsa, unda kiyaverasiz, qorami, siyoh rangmi, boshqami, unda kiyilaveradi deyiladi. Chunki baribir boshqa rangdagi kiyimni kiysangiz ham gapiradi. Bo'ldi, odamlar gapiryapti deb hijobsiz chiqmaydi-yu ayol kishi. Lekin qorani o'rnini bosadigan boshqa kiyim bo'la turib, mabodo shuni kiysangiz odamlarning ko'ziga tushmasangiz, lekin qorani kiyganingiz uchun ko'zga tushayotgan bo'lsangiz, ana shu paytda kiymang deymiz. Xo'p, 4-chi misol juda ham qimmat kiyimlarni, sifatli kiyimlarni kiyish. Mana bu ham shuhrat libosiga kiradi deyshgan ulamolar. Ya'ni ba'zilar ataylab o'sha odamlarni nazdida, ha, falon markali kiyimni kiyibdi. O'sha markali kiyimni kiysa, ha, bo'ldi bu. Boy ekan yoki bu falon nimadan ekan deb turib, masalan, odamlar gap qilishi uchungina borib kiyadi. Bo'lmasa o'sha sifatdagi kiyimni boshqa do'kondan oladigan bo'lsa, xuddi shu sifatda topish mumkin, arzonroq, ancha 10 barobar yoki 5 barobar arzonga topish mumkin. Lekin falon markada kiyim bo'lgani uchun yoki falon nimadan bo'lganligi uchun bu puli nima qimmat va odamlarning orasida ayni o'shani ko'rsatish uchun kiysa, bu ayni shu shuhrat libosiga kiradi bu. Kerak bo'lsa gohida nima palonchaga oldim deb aytib ham qo'yadi odamlar orasida. Palonchi dollar ekan, naqa ekan deb. Mana bu aynan shuhrat libosi bo'ladi. Shayxul Islom rahimahulloh Majmu'ul Fatawa kitobida aytadilarki, tukrahu shuhratu min as-siyab. Shuhrat kiyimlari, liboslari makruh deb va huwa al-mutaraffi'ul kharij anil 'ada. Odatdan tashqari qimmat o'sha sifatli kiyimlar والمتخفض الخارج عن العاده yoki odatdan tashqari juda ham sifatsiz past kiyimlar deyapti. Demak, shuhrat kiyimi bo'lish uchun doim sifatlisi, eng zo'ri bo'lish shart emas. Qaytaga odamlarni o'rtacha odamlar kiyinadigan kiyimdan ham past kiyinib, masalan, nihoyatda masalan, yirtiq yamoq o'sha past kiyimlarni kiyib, ha, odamlar zohid ekan, dunyoga e'tibor bermas ekan deb gapirishligi uchun masalan kiyinsa, bu ham nima bo'ladi? Shuhrat libosi bo'ladi. Fa inna salafa kanu yakrahuna shuhratayn al-mutaraffi wal-mutakhaffid diyat. Salaf solihlar shuhrat libosini ikki xilini makruh deb bilishardi. Yo juda ham sifatli, yo juda ham sifatsiz kiyimlarni deyapti. 5-chi misol insonni obro'sini tushishiga sabab bo'ladigan har qanday kiyim shuhrat libosiga kiradi deyishadi. Shuhrat libosiga kiradi. Ya'ni bu yuqoridagi Ibn Taymiya rahimahullohni aytganlaridek, o'sha sifatsiz kiyimni kiyib, odamlarning orasida obro' yuzi to'kilishiga sabab bo'ladigan kiyimni kiysa inson shuhrat libosiga kirib qoladi deyishadi. Hasan al-Basri rahimahullohdan rivoyat qilingan ekan, aytadilarki, inna qauman ja'alu khushu'ahum fi libasihim va kibrahum fi sudurihim. Shunday bir qavmlar borki, ularning xushusi libosida va kibrahum fi sudurihim, kibrlari esa qalbida deyapti. Zohirda xushu huzurga dalolat qiladigan, kamtarligiga dalolat qiladigan shu chopon, nimalar kiyib olgan, mahz choponlar kiyib olganu, tashqaridan qaragan odam bu ha tavozoli, kamtar odam ekan deydi. Lekin qalbi kibrga to'la deyapti.
qalbi kibrga to'la va shaharu anfusahum bi libasi hadha as-suf deyapti. Ya'ni o'zlarini mana shunga o'xshash jun kiyimlarni kiyish bilan mashhur qilmoqchi bo'ladi. Mashhur qilmoqchi bo'ladi deganlar. Hatta inna ahadahum bima yalbasu min hadhihi as-suf ashaddu kibran min sahibil mitraf min mitrafihi deyapti. Ya'ni gohida o'sha jun kiyim kiyib olgan kishi deyapti. Qimmat kiyimlarni kiyib olgan kishidan ham ko'ra kibri oshiqroq bo'lishi mumkin, ko'proq kibrli bo'lishi mumkin deganlar. Mana bu turga ishora qilib, Buhuti aytadilarki, yukrahu lubsi xilofi ziyi ahli baladihi va lubsu muzrim bihi. Lubsu muzrim bihi degani o'sha insonning obro'sini to'kadigan, juda ham sifatsiz kiyimlarni kiyish ham ayni shuhrat kiyimiga kiradi deyildi. Yuqorida Shayx al-Islomning gaplari ham aytildi. Salaflar ikki xil shuhrat kiyimidan qaytargan, yo haddan tashqari qimmat sifatli kiyimlar yo haddan tashqari sifatsiz kiyimlar dedilar. 6-chi turi odamlarni kuldirish maqsadida har xil bachkana bir kiyimlarni kiyib chiqish, masalan, masxarabozlar odamlarni kuldirish maqsadida har xil kiyimlar kiyib chiqadi, shu ham shu libas shuhraga kiradi deyishgan. Mulla Ali Qori Mirqotul Mafatih kitobida aytadilarki, shuhra libosini turlarini bayon qilib, ma yattakhiduhul masakhiru liyaj'ala bihi nafsahu duhkatan bayna an-nas. Shu masxarabozlar chiqib odamlarni kuldirish uchun har xil kiyimlarni kiyib kuldirish uchun kiyayotgan kiyimlar ham shu shuhrat libosiga kiradi deganlar. Xo'p, 6-chi masala istisno holatlar. İstisna halatlar. Birinci istisna masala, yani bir üçte masala zikir kılamız. Birinci masala, eğer bir kişi malum bir tarzda kiyingen bu sayı, adamların arasında meşhur buluştu kast kılmasa, meşhur buluştu kast kılmasa, bu nahi astıge çüşmeydi, yani günahkar bu meydi. Madami ki, şuhrat libasını bilgenlikten kiyin, shu narsani nima to'xtatsa. Ammo yo bu libos bo'lmaydi, masalan, bu tarzda kiyinishing shuhrat libosiga tushib qoladi, odamlar orasida gap bo'lyapti, shunaqa kiyinma degandan keyin ham agar kiyadigan bo'lsa, bu endi gunohkor bo'ladi. Ammo o'zini mashhur bo'lishni niyat qilmagan u. Shu bir kiyim kiyib yuruvdi, lekin odamlar uni gap qilib gapirib yurganligini eshitgandan keyin ham agar shuni to'xtatmasa, davom etsa keyin gunohkor bo'ladi deyishadi. Ammo sizga yetmasa bu narsa va insonni o'zi qasd qilmasa mashhur bo'lishdi, bu gunohkor bo'lmaydi deyishgan. Ya'ni ayni shu shuhrat libosi haqida kelgan hadis ostiga tushmaydi deyishadi. Ikkinchi istisno holat, gohida boy kishilarni ayrim qimmat bo'lmagan yoki sifatsiz kiyimlarni kiyishi ham agar kamtarlik yuzasidan o'zini nafsini sindirish maqsadida bo'lsa, odamlar orasida tanilishmas, o'zini nafsini yengish maqsadida va kamtarlik maqsadida gohida sifatsiz kiyimlarni kiyishi unga tushmaydi deydi, shuhrat libosiga tushmaydi deyishgan. Endi albatta obro'sini to'kadigan darajada bo'lmasligi kerak, lekin o'sha yaxshi kiyimlarni kiyishga qodir bo'la turib sifatsizroq kiyimlarni kiyish kamtarlik bobidan, nafsini yengish bobidan bo'lsa, bu shuhrat libosiga tushmaydi deyishgan. Bo'lib ham bu haqda hadis kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man taraka al-libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alayh." Kim qodir bo'la turib Alloh taologa tavozi, ya'ni maqsadida, ya'ni Alloh taologa kamtar bo'lish maqsadida qodir bo'la turib kiyinishni tark qiladigan bo'lsa yoki libosni ma'lum turini tark qiladigan bo'lsa, دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق الله تعالى قيامت كنا حما أضداء نشاقرب حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها إيمان لباس لردان خلقاً يتنلب كيد اختيار براد الدنيا ده قادر خلقاً كيين سبولارد لكن كم ترلك يزاستنا الله تشون ترقلب مثلا صفات صدراخ بغن كيين لكيسة الله تعالى قيامت حما أضداء نشاقرب iymon liboslaridan xohlaganini tanlab kiy deb ixtiyor beradi deyilgan. Iymon libosidan maqsad jannat liboslaridan xohlaganini tanlab kiy deb aytadi deyishgan sharhida. Shayx Alboniy hadisni sahih deganlar. Uchinchi istisno holat,
kişi shariatga muvofiq kiyinishga harakat qilsa-yu, lekin jamiyatda o'sha shariatga amal qilmaganligi uchun shariatga muvofiq kiyinishi odamlarning orasida mashhur bo'lishiga, tanilishiga, gap bo'lishiga sabab bo'lsa, shuhrat libosiga kirmaydi. Shuhrat libosiga kirmaydi. Aytganimizdek, masalan, hech kim hijob kiymaydigan jamiyatda bir ayol hijob o'rab chiqdi. Hijob o'rasa, hijob kiyingani uchun hamma odamlar ko'rsatib, xavolonchi ro'mol o'rayapti, hijob taqib kiyyapti deb masalan gapirsa, bu shuhrat libosi deyilmaydi. Agarki odamlar orasida aytganimizdek ishora qilinadigan darajada tanilgan bo'lsa ham, shariatga amal qilyapti. Ya'ni jamiyatda o'zi shariatga amal qilmaganligi sababdan bu gap bo'layotgan bo'lsa, tanilayotgan bo'lsa, bu shuhrat libosiga kirmaydi deyishadi. Yoki aytganimizdek, jamiyatda hamma erkaklarga nisbatan misol keltiradigan bo'lsak, erkaklarga taalluqli misol keltiradigan bo'lsak, hamma jamiyatda masalan shimini to'piqdan pastga tushirib, masalan sudrab yuradigan kiyimni kiysa, lekin kimdir kelib, shu shariatga, sunnatga amal qilay deb to'pig'ini yuqorisidan qilib shimini kalta kiysa, ochiq bu haqda hadislar kelgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kiyimlari o'sha to'piqni yuqorisida bo'lgan va kimni kiyimi ma asfala minal ka'bayn fa finnar, to'piqdan pastda bo'lgani do'zaxda deyildi hadislarda. Hokazo shu hadislarga amal qilib to'pig'idan masalan yuqori qilib yuvgan bo'lsa va odamlar uni gap qilsa, afalonchi hamma tushirib yursa, bu jamiyatdagi kishilarga xilof kiyinib yuribdi deb gap qiladigan bo'lsa ham, bu shuhrat libosiga kirmaydi. Chunki bu yerda jamiyatdagi kishilar shariatga amal qilinsin bilan xato ulardan bo'lyapti. Xato bu yerda shariatga amal qilgan kishida emas deyishadi. Shuning uchun Ibn al-Haj rahimahulloh madhal kitobida quyidagi hikoyani zikr qilgan. Abu Bakr Muhammad ibn al-Valid at-Tartushi Sirojul Mulk va Xulafa kitobida quyidagi hikoyani keltiradi. Deydilar: "Lamma dakhala Muhammad ibn Wasi' سيد العباد في زمانه رحمه الله على بلال بن أبي بردة أمير البصرة." محمد بن واسع ديجان öz zamanasını şahudajoy kişilerden, takvador kişilerden bir kişi Basra'nın amiri Bilal ibn Abi Burda'nın aldığı kiradı. وكان ثوبه الى نصف ساقيه. Kiyimleri baldırını yarım geçe buladı. Yani baldırını yarımdan pastga tushib turmagan, yani ko'tarilgan buladı. قال له بلال ما هذه الشهرة يا ابن واسع. Shunda Basra amiri Bilal aytadiki, ey ibn Wasi, bu kiyib olgan shuhrat libosing nimasi dedi. Odamlar orasida tanilib, baldiring yarmigacha ko'tarib olsan kiyimingni, shuhrat libosi-ku, bu nimasi dedi. فقال له ابن واسع انتم شهرتمونا هكذا انتم شهرتمونا هكذا كان لباس من مضى وانما انتم طولتم ذيولكم فصارت السنه بينكم بدعه وشهره deganlar. Buni mashhur qilgan sizlar bo'lasizlar. Ya'ni bu kiyimni, bu tarzda kiyinishni mashhur qilgan o'zingizlar bo'lasizlar. Oldingilarni kiyimi shunday bo'lgan, shu oldirini yarmigacha bo'lgan, undan pastda bo'lmagan. Innama antum tawwaltum ziyulakum. Sunnatga xilof amal qilib, etagingizni tushirib olgan, kiyimingizni to'piqdan pastgacha tushirib olgan sizlarsizlar. فصارت السنه بينكم بدعه وشهره نتيجه سنه بوغان عمل اوريلارда бидатга айланды шуҳрат кимга айланды деган. Демак, mana bu yerda hozir Muhammad ibn Wasi bu shariatga amal qilib osha kiyimini to'piqdan tepa qilib kiyayotgan bo'lsa, endi bu shuhrat kiyimi-ku deb inkor qilgan amirga, va buni shuhrat kiyimi qilib qo'ygan sizlarsizlar deyapti. Ya'ni shariatga xilof amal qildinglarni osha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hamda sahobalarining kiyimi, oldingilarining kiyimi xuddi shu tarzda bo'lgan. Buni bid'at yoki shuhrat kiyimi qilib qo'ygan o'zingizlar bo'lasizlar deb javob berganlar. Endi ulamolar aytishadiki, o'sha masalan erkak kishi qachon to'piqdan masalan yuqori qilib, ayni boldirni yarmigacha kiyib olish shuhrat kiyimi bo'lishi mumkin. Agar bir jamiyatda hamma shunga amal qilsa, masalan shu sunnatga kiyimini to'piqdan yuqori qilib kiysa, xullas to'piqdan tushmasa bo'ldi kiyim, ya'ni sunnatga amal qilgan bo'laveradi. To'piqdan yuqori bo'lsa,
sünnetga amal qilgan bo'laveradi. Xo'p, endi ayni boldirning yarmigacha bo'lishligi mana bu yanada ham yaxshi deyilgan. Xo'p, endi bir jamiyatda hamma shu to'piqdan ozgina to'piqqa yetib turadi yoki to'piqqa tushib turadigan darajada kiyinsa-yu, kimdir kelib turib, mana shu sunnatga amal qiladigan jamiyatda ham yarim nimagacha boldirning yarmigacha agar kiyimini qisqartirib olgan bo'lsa, mana bu shuhrat kiyimiga tushib qolish ehtimoli bor deyishadi ba'zi ulamolar. Chunki ba'zi o'zi jamiyat amal qiladigan jamiyat, endi shuni orasida kimdir ko'proq qisqartirgan bo'lsa, shuhrat kiyim kiygan bo'lish ehtimoli bor deyishadi. Bunga Ayyub as-Sixtiyoniy rahimahullohning so'zlarini keltirishadi. Ma'mar ibn Rashid rivoyat qiladi. Kana Ayyub as-Sixtiyoniy yutilu qamisahu. Ayyub as-Sixtiyoniy kiyimini uzunroq qilib kiyar ekanlar. Ya'ni kiyimni uzunroq qilib kiyadi degani o'sha to'piqdan yuqorida qilib kiyadi degani. Ya'ni boldirning yarmigacha emas, uzunroq kiyadi degani. Bu yerda ayni kitobda ham shunga ishora qilib ketyapti. Ya'ni ayni boldirning yarmigacha emas, uzunroq qilib to'piqqa yaqinroq, to'piqdan yuqori turadigan qilib uzunroq qilib kiyardilar. Faqila lahu fi zalik. Nega uzun qilib kiyyapsiz? Va shuni boldirning yarmigacha masalan kiyib olsangiz bo'lmaydimi deganda aytgan ekanlarki, inna shuhrata fi ma mada kanat fi tulil qamis. Oldin kiyimni uzun kiyish shuhrat hisoblanardi. Va yawma fi tashmilihi, bugunga kelib kiyimni shimarib olish shuhrat kiyim bo'lib qoldi. Bugungi kunga kelib o'sha shimarib olish yoki ortiqcha darajada qisqartirib olish shuhrat kiyimga aylanib qoldi deyilgan. Xullas, haqiqatda hozir masalan ayniqsa hamma yerga tushirib yuradigan jamiyatda kimdir kelib masalan mubodo ayni shu boldirini yarimga chaqib shimni kesib olaman desa, haqiqatda shuhrat libosiga tushib qolishi mumkin odamlar orasida. Lekin nima bo'lganda ham sunnatga amal qilib to'piqdan masalan yuqori qilib keltirilayotgan bo'lsa, yuqori qilib keltirilayotgan bo'lsa, keyin mubodo gap bo'ladigan bo'lsa ham endi bu shuhrat libosiga kirmaydi. Nimaga? Chunki bu shariatga muvofiq amal qilyapti deyiladi. Şu bilan dersimizga yakınsayız. Subhanakallahumma bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbu ileyk. Ya uhtena billahi la yigwiki zeşşeytani. İnnel hijabe faridatun min rabbina almannani. İnna semi'na uhtena qawlan ujab.